Kezban nedir? Kezban dediğimiz ilk önce bir isim aklımıza geliyor. Bir kız ismi, bayan ismi. Günümüze göre baktığımızda da hani daha çok köylü kız da demek istemiyorum ama o tarzda kızlara verilen isimlerden. Giyim tarzıyla, oturup kalkmasıyla, konuşmasıyla kendisini gündem dışı bırakan kızları da diyebiliriz. Şivesiyle konuşuyor. Ne yapıyorsun lan tarzında da olabilir. Gelir böyle eseye tokat falan. Abi Kezban erkekler tuvaletinde binlerce fotoğraf çekilen kızlara denir. Tek kaş olan, sonra bıyıklı, böyle ağız burun yamultu fotoğraf çekilen. Kezban deyince sosyal alemde böyle hani ev kızı gibi takılan normal hayatta ama orada bir değişik havalarda olup uçan böyle başka alemlerde gezinen kız kurları aklıma geliyor ya benim. 3 kuruş tipi olmayan 5 kuruş atarı olan. Kezban deyince giymesini kuşanmasını doğrusunu bilmeyen, saçma sapan şekil ve tarzı olan kız çekti. Herhalde böyle konuşmayı uzatarak böyle ne bileyim pampa mampa o tarz konuşan kız tipidir herhalde. Sınıfta Özge diye bir kız var. Babasıyla permatikle bıyıklarını alıyor. Kezban odur abi. Yöresel bir isim, eski bir isim. Otantik. Günümüzde de çok az kullanılan ama hani günümüzde insanlara farklı sıfatlarla yapıştırılan bir isim haline geldi. İşte böyle biraz daha ahmaklık yapınca özellikle bayanların. Yani bu tarzda kullanılan bir cümle oldu. Hani anlamını değiştirdi zaman içerisinde. İkisini de gördüm yani kızla erkek. Sadece cinsiyet olarak bakmayalım hani. Bunu hani kezbanlığı yapan erkek de var. Kezban deyince aklıma millet aya gidiyor 2 tane fotoğraf çekiyor. Bu kezban tuvalete giriyor 30 tane fotoğraf çekiyor mesela. Kezban dediğin zaman yani dışarıdan görüntüden de zaten az buçuk belli olduğu üzere hani bir tane fotoğraf vardı ya internette bir şeyin sudan çıkışı var seksi bir hatunun bir de Kezban'ın sudan çıkışı var böyle kolları molları dolaya dolaya maymun gibi. Evet benim aklımda ilk oluşan portre o yani. Eski sevgilim. Genç kızlar, ergenler mesela yüzünde çok sivilce olan kendine bakmayan bıyıklı kızlar saçlarına bakım yapmayan, kendine hiç bakımlı olmayan mesela kollarında kıllar olan kızlar, bacaklarında kıl olan kızlar, yüzünde bıyık olan kızlar, o tür şeyler. Mesela şimdi karşınızdakiyle konuşmaya çalışırsınız. Karşınızdaki kezbandır. Size böyle mesela ne yapıyorsun ya falan der, böyle kalın sesle cevap verir. Çirkin kızlar. Banu Alkan. Değil mi? Böyle salak kızlar. Kezban deyince aklıma bıyıklarını bırakan, dudaklarını büzüştüren kız geliyor. Böyle yapan kızlar geliyor. Kezban deyince aklıma köylü kızlar geliyor. Her yerde kezbanlar vardır. Karşıya kadar tut ağrıya kadar her yerde vardır. Vallahi baba kezban deyince küçükken bizim böyle salak çocuklara, kızlara böyle zayıf, çile olsun. Öyle insanlara kezban derdik baba. Öyle acayip şeyler böyle gerizekalı olur. Bir şey söylediğin zaman yapmaz. Anladın mı? Aptal, zayıf, çirkin. Burada bazı müşteriler var mesela onlara da kezban deriz. Neden? Neden? Çünkü hani anladın mı? Bira isterler sonra karar değiştirirler. Yapamazlar edemezler. Onlar hep kezban. Ama böyle acayip acayip şeyler. Laftan anlamayan insanlar yani.